Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Nonimous videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Nonimous videosu sizlerle birlikte McLaren Artura Gate Crusher etkinliğinin 5 ve 6. günlerini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Nonimous videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cepheyi benim Rabbim kanımıza aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Nonimous videosu etkinliği 3 ve 4. günlerini tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmını şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen 5. güne başlayalım. Evet, oyun bizden bu arada 714 PR istiyor 5. günü tamamlamak için. Evet, neredeyse kanyonlara ulaştı. Biraz sıkıntılı polisler var diyor. Herkes bugün aptala bağladı diyor. Yani onların istediği şey bizde yok diyor. Eğer ki köşeye çekmek istersen yani benim işime göre prenses diyor. Bizim Mary ardından da önce bir yükseltmelerimizi yapalım. Şuradan turbayı bir yükseltelim. Şansıma dükkandan bir tane turbo parçası buldum beyaz. Bu sayede turboyu 4. mavi yıldıza yükselttik. 706 PR'ımız oldu. Böylece ilk PR duvarını açmış olduk. Bir tane daha tekerlek parçası alıp çünkü tekerleği geliştirmek için lazım. Ekstradan bir turbo parçası daha düştü. Yani 2 tane yeşil 2 tane beyaz turbo parçası bulduğumuz anda turbo işimiz bitecek. Şimdi bol bol motor parçası bulmaya çalışmamız lazım. Evet, başlıyoruz 5. günün ilk yarışına. İhtiyacımız olan bütün şey, bir şey deneyeceğim. Hayırdır, ne deneyeceksin? Bismillah. Daha dur, bir yeni başladık. Dur. Daha başlar başlamaz. Fanteziye gerek yok. Buradan bir Porsche polisini bir indirelim. Hani zaten her şekilde drafting yapacağımız için, hızlı da olduğumuz için gayet nitro basmanın ve polise çarpmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Keşke biraz daha hızlı gidebilseydim tabii. Hızlı kontrol edebilseydim. Bu sayede daha fazla drafting parası toplayabilirdik. Ama dert mi? Tabii ki de dert bizim için. Şuradan polisi de indirelim. Madem çarptık o kadar. Bu arada ilk yarışı kaybedeceğiz belli. Yani saçma sapan şekilde çok fazla aracı çarptığımız için maalesef bir biletimiz boşa gidecek. Yapacak bir şey yok. Bari şuradaki polise çarpayım da. En azından biraz daha para düşsün. Evet, ilk yarıştan kaybettik. Bravo gerçekten. Bismillah yani. Neyse, videoyu durduruyorum. Allah'tan buradan iyi para geliyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz yarış tamamladıktan sonra. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berbat bir başlangıç yapmıştım ama cezalandırılmadım. O yüzden gayet iyi. Hala onları atlatamadık. Ama atlatacağız, atlatacağız. Ne olursa olsun o polisi atlatmamız lazım çünkü. Daha yapmamız gereken işler var. Evet, bu sefer peşimizde ekstradan polisler de olacak. E hadi bakalım madem. Bir tane polis indirmemiz lazım ayrıyeten. Çünkü peşimizde polisler var. E bir zahmet. Herhalde bu yarıştan sonra polisleri biraz atlatacağız gibi duruyor. Evet, bir fikrim var. Yapın yeter. Peki nasıl kaybetmeyi düşünüyorsun polisleri tam olarak? Peki. Her neyse. O zaman biraz draftlık yapalım da ardından polisleri çarpacağız çünkü. Tamam, güzel. Görevi direkt olarak yaptık. Direkt olarak görevi tamamladık. Orada bir tane daha polis indirdik orada şansımıza. Güzel oldu gayet. Ronnie'nin arkasında kalmam lazım ki drafting yapabileyim. Zaten görevi tamamladık. Şunu da indirelim ama aynı zamanda. Güzel oldu, güzel oldu. Bayağı güzel oldu önüne. Biraz daha drafting yapabileydik iyilik tabii de. Olsun, pek de önemli değil. Tamam, Ronnie'nin tekrardan arkasına geçiyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır, öyle bir anla ki bu olay olmasın lütfen. Oh, tamamdır. Var ya, ucu ucuna yırttık ya. Ucu ucuna yırttık. Bir an var yine kaybedeceğim diye ödüm koptu. 3 tane polis indirdik bu arada. Ekstradan 500 yani. Güzel, güzel. İyi de para geldi. Sen arabama bak. Yani bunları tekrardan tamir etmek ne kadar sıkıntı olacak biliyor musun sen? Yani yakalanmaktan iyidir. Orası doğru tabi. Bu arada 61K paramız oldu yaklaşık. Para durumu olarak harika durumdayız. Parça olarak iyi durumdayız. Mağazada yenilendi ama mağazada şu anda kayda değer pek bir şey yok. Yükseltmeleri yaptıktan sonra alabileceğim bir şey var mı diye tekrar bakarım ama. Büyük ihtimal bir yeşil tekerlekli kupartası alabilirim. Duruma bağlı olarak tabi. Önce bir kitleri alalım. İnanılmaz. Yani bunun biraz polislerle aramızda mesafe şey yapacağına inanamıyorum falan diyor. Yani işe yaradı mı? İşte ciddi ciddi işe yaradı mı yani? Okey. İşe yaradıysa ne güzel. Ronnie bize yardım etmiş oldu. Ama polisleri kendisinin çağırdığını ya da peşimize taktırdığını düşünüyorum bir yandan.
Ama galiba öyle değil durum. Bence Jinkelat'tan dolayı polislerin bize takılmış olma olasılıkları daha yüksek. Neyse, güzel hız yapıyoruz bu arada. Ve bu yaşta çok rahat bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Gayet güzel. Buradan 2K para bekliyorum en az. Evet, 2300 geldi. Diyalog yok. Devam ediyoruz. Tekerlek kitini aldık. 2 biletimiz daha var. İkinci PR duvarını aşabilir miyiz bilmiyorum ama bayağı bir parçamız var ya. Ciddi ilerleme kat ederiz olmadı. Evet, Nitro kiti de alacağız şimdi. 7. yaşta anlarımızda da tabii ki de motor kiti alacağız. Ardından da motor yükseltmeleriyle beraber kesin PR duvarını aşarız zaten. Devam ediyoruz buradan. Ne olmuş yani? Yani planımız kanyonlarda sonsuza kadar dolanmak mı? Aynen öyle yani. Bu pistin içinde olmamın sebebi senle, özellikle Jinkelat yüzünden. Ama asıl sebep sensin diyor. Peki nasıl beni takip ettiklerini anlayabilirdim ki? Yani bu manuel bir şey değil falan. Hey bekle. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi tam olarak? Evet, uzun bir zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Yani bayağı bir gideceğiz. Bayağı bir yol gideceğiz. Peki araç falan var mı makas atabileceğimiz? Biraz daha para gelse oradan. Galiba yok. O zaman azami hızla çıkalım da azami hızla takılalım biraz. Arabamızın azami hızı şu anda 340 bandında. Yükseltme yapmaya devam edeceğiz zaten. Özellikle motor kiti geldikten sonra. Oradan iyi bir PR gelir diye düşünüyorum. İşte 6. gün açılana kadar ne kadar fazla yeşil parçamız olursa o kadar iyi. Çünkü 3 tane yeşil parça sahibi olmak o kadar basit bir şey değil. Biraz masraflı. O yüzden bol bol 5. gündeki tekrar oynadığımız yarışları oynamak lazım ki oradan yeşil parça toplayabilirim. En kötü paramızı yüksek miktarda tutarız. Ama parça olarak dediğim gibi iyi durumdayız. Yani yeşil parçamız var, yok değil. Ama 6. günde daha fazlası gerekecek. Bu arada daha fazla nitro basmayacağım. Çünkü zaten çok rahat kazanıyoruz. 3K para kastık yani. Güzel güzel iyi para geldi. Gerçekten harika para geldi buradan. Çok iyi. Diyalog yok. 66,5K paraya ulaştık. Bu girişte zaten 80-90K'yı zorlarız. Aha da bu arada motor parçası verecek ekstra oyun. Güzel güzel. Mary ile bu arada Hunter yarışından devam ediyoruz. Ya Mary'yi niye kovalıyoruz ki? Evet, diyalog yok yine. Bir tık uzun bir Hunter yarışına benziyor ama bakalım. Orada Mary bayağı bir mesafe açmış. Bayağı bayağı mesafe açmış. Yani yakalayamaz mıyız? Yakalarız tabii ki de. O ayrı bir durum da. Mesafe yüksek yani. Ve yakaladık Mary'i yarışın ortasında. O yüzden ödül olarak drafting yapacağız. Kasabildiğimiz kadar para toplamaya çalışacağız. Şöyle ben de bir nitro biraz daha nitro lazım şu an. Oh, tamamdır. Bir an var ya Mary'den nitro basacak da beni geçecek diye ödüm koptu ama düşündüğüm gibi olmadı. 2K'da para geldi buradan. Yine diyalog yok ama bütün biletlerimizi bitirdik. 68,5K paramız var şu anda. Harika durumdayız. Gördüğünüz gibi burada bir motor kitimiz olacak. 714 PR gerekiyor demiştik. O zaman hemen yükseltmeleri yapalım. Bir tane daha turbo parçası gerekiyor sadece bize. Onu da buluruz her şekilde. Evet, kitlere basalım şimdi de. Buradan bayağı bir ivme kasacağız. Ama tabii transmisyon açısından değil, tekerlek açısından. Transmisyon konusunda ciddi eksiklerimiz var. Bayağı ciddi eksikler bu arada. Ama dediğim gibi en azından yeşil tekerlek ve beyaz tekerlek konusunda iyi bir ilerlememiz var. Şu an 710 PR'e ulaştık. Nito'dan da biraz yükseltme yapacağız. Gayet güzel. 711 PR olduk herhalde. Aynen öyle. Eku'dan parça... Hadi bir tane alayım bari. Ufaktan da bir aratayım. Az aratacağım ama çok değil. Nitro'ya lazım olacak çünkü. Biraz da aratacağım. Aha da turbo bulduk. Eku bulduk. Eku'yu da al. Aha da bu arada motor kiti buldum. Nice. Yes, ben de motor kiti arıyordum zaten ağırlıklı olarak. 7. günde hem turbo hem de motordan ciddi ilerleme kat edeceğiz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel oldu şu anda. PR One herhalde direkt olarak açarız diye düşünüyorum artık. Tabii yeşil parça da bulmamız gerekecek şimdi. 4. yıldızdan sonra özellikle.
API Arduino'yu açtık mı? Evet açtık arkadaşlar itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. 5. günü direkt olarak bitirebileceğiz. Ve 7. günde de ekstra PR kasabileceğiz bu sayede. Evet sevgili arkadaşlar, ben daha fazla para harcamayacağım. Motor turbo gelmediği sürece tabii. Kaldığımız yerden tam gaz. 6. gün açılmasına yakın bir zaman kala tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Tam videoya girecekken bir dükkana bakayım. Şansıma bir tane daha turbo parçası buldum beyaz. Bir de zaten yeşil turbo parçası da bulmuştum ekstra biletlere harcayarak. Yani turboyu an itibariyle bitirmiş oldum. Transmisyonu falan da bastım. Önce bir yükseltmeleri yapayım dedim. Ardından öyle yarışlara geçeriz. Eko işini mavi, yani nadir 4. yıldıza çıkartıyoruz. Eko parçasından da 2 tane daha var zaten yeşil. Onları da bastık. 716 PR'ımız var şu anda. Nitro parçası da var alabileceğim dükkandan. Eğer ki almam gerekirse, almak istersen bir de o parçayı da alırım. PR duvarını zaten rahat bir şekilde açtık. Çünkü motor kiti falan bulmuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. O zaman yap hadi. Hani yarışlara öyle kaza şey yapma vesaire falan diyor. Aynen öyle. Biz o kadar kendimizi zorluyoruz vesaire falan diyor. Gerçekten seni yine mi yakaladılar? Taze bir şey söyledi ve ardından da yarış tekrardan başladı. Ben biraz şöyle bir yavaşlayayım da rahat bir şekilde menünün arkasından drafting yapabileyim. Menü şimdi nitro basacak tabi. Ben de basayım da nitro. Çünkü zaten yarışta çok uzun değil. Hatta yarış kısa. O yüzden riske de atmamak için direkt olarak menüye geçiyor. Ardından da bu yarışı da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Azami hızımızı da 343-344 bandına çıkardık. Gayet güzel. 1990 para geldi. Ekstra diyalog yok. 31K paramız var. Harika durumdayız şu anda. Yine böyle 1-2 saat falan kaybettim ama dert değil. 1-2 saatten bir şey olmaz. Genel olarak çok iyi durumdayız. Evet, Ronnie'yi yakalamaya çalışıyor olacağız bu ranta yarışında. Hadi bakalım o zaman. Tam gaz devam ki. Bekle. Eğer ki öndeki aracı indirmeye odaklanırsan diyor. Meri ben de şey yapabilirim diyor. Onların önünü kesebilirim vesaire falan diyor. Ya hadi ama peki. Aslında bu da pek de kötü fikir sayılmaz. He anladım. Öndeki aracın yani şey olmasını, saf dışı kalmasını sağlarsak polislerin önünü kesebiliriz diyor. E tabii kötü de bir fikir olmayınca o kadar. Bizimkiler okeyledi. Şimdi Rune'ye karşı yarışıyoruz. Bir yandan da kendimizi de Rune'ye karşı göstermeye çalışıyor olacağız aynı zamanda. Şöyle güzelinden de bir drafting yapalım da güzelden para gelsin. Şey yapmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Geride düşmeyelim fazla. Tamamdır. Yavaşlamamam lazım şu anda. Tamamdır, güzel. Yarışı başarılı bir şekilde kazandık. Güzel güzel. Bir an var yine kaybedeceğim bir ödüm koptu ama aracı iyi geliştirdik ya. O yüzden kolay kolay geri düşmüyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. İyi iş çıkardın ama tamamen de kurtulmuş sayılmayız henüz. Ama en azından bir işe yaradı. En azından işe yaradı ve bu bizim için de güzel bir şey. İyi bir gelişme, iyi bir ilerleme. Evet, itiraj yarışıyla devam ediyoruz. Tam gaz devam ki dediğim gibi. Ha, dağ taraflarına geldik. Hadi bakalım o zaman diğerlerini indirelim. İşe yaramayacak. Ben sana tecrübeden şey yapayım. Şimdi biraz mesafe yaratma zamanı. Bir kere kaybolduğumuzda bizi tekrardan bulamayacaklar. Yani sayılarını ciddi oranda azalttıysak yapmamız gereken uzaklaşmak olacak. Bütün polisleri tek tek de şey yapamazsın ki yani. Önünü kestiremezsin ki mantıken. Ki bir yarış oyununda da olması gereken de tam olarak budur. Önce bir kalabalığın bir kısmını temizlersin. Hani bir taktik falan bir şey yaparsın. Bir kısmını ortadan kaldırırsın. Ardından da tuyarsın. Bu işin adabı böyledir. Ki şu anda da onu yapıyoruz. İtiraj yarışında. Zaten itirajın mantığı da o yani. Çok hızlı gidip hem ciddi bir mesafe kat etmek, hem de bir şeyden kaçmaya çalışıyorsak ya da yakalamaya çalışıyorsak da onu gerçekleştirmek. Şu an bu arada gayet güzel para topluyoruz. Nitro şeritlerinden. 153, 117, 120, 144. Güzel para geliyor. Gayet güzel para geliyor hem de. Bayağı iyi para geleceğini düşünüyorum bu yarıştan. En azından bir 3K para gelir diye düşünüyorum yani.
Evet, bu yaşı da rahat bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Güzel, gayet güzel. Oha, bu arada 4,5K para kastık. Aha, başardık. İyi şeydi. Bu arada biliyorsun ki her zaman tamamen de tolerans edemeyecek bir değilsin, prenses falan diyor. Ve sen de gayet iyi bir sürücüsün diyor. Ya ondan şüphe yok. Tabii yardım da vardı bir yandan vesaire falan diyor. İyi ya. Bizimkilerle arası kaynaşmaya başladı. Meli ile bir yandan bizde falan. Güzel güzel. İyi gelişmeler bunlar. Zamana karşı yarışta devam ediyoruz bu arada. Geriye kaldı 2 yarış. Ardından da 5. günü tamamlamış olacağız. Güzel. Gayet güzel. Evet, kanyonlara geri dönsek vesaire iyi olacak diyor. Yani daha fazla burada bulunmanın bir anlamı yok diyor. Yani işimiz bitti sonuçta. Polislerden de kurtulduk. Ve orta derece uzunlukta bir zamanı karşılaştı devam ediyoruz. Herhalde yine elitlerle vesaire yarışlara döneceğiz. Ha, Jinkl'ın da bir işi vardı malum. Ona da yardımcı olmamız gerekiyor bir yandan. Acaba Jinkl ne yaptı? Ve polis de peşimize. Ronnie'ye mi taktırdı gerçekten? Takip ettirerek kendini. Yoksa Jinkl yüzünden mi? Bunu da tamamen öğrenmekte fayda var. Şöyle bir kez daha nitro basayım da yarışı daha hızlı bir şekilde kazanalım. Evet, çok rahat bir şekilde bu arada bu zamana karşı yarışta tamamlamış olduk. 7 saniye kala. Çok fazla bir süre. Evet, diyalog yok. 40K paramız oldu tam. Tam 40K paramız oldu hem de. Şu 5. günün yarışını tamamlayalım da ondan sonra yükseltmeleri yaparız. Evet, Mary ile Ronnie ile bu arada tekrardan bir araya geldik. Güzel. Gelecek planımızı, yani gelecek hareketimizi planlamamız lazım. Aynen öyle. Ronya bu arada tam bizim tayfadan oldu artık. Güzel güzel. Güzel gelişmeler bunlar. Kısa bir yarış olacak herhalde bu. Ki öyle gözüküyor. Yani madem bir yere gitmeye çalışıyoruz, genellikle yarış kısa olur öyle olduğunda. Nitro'yu da bastık. Ronya da bastı. Benim nitro bitti. Ronya'nın nitrosu da bitti. Şöyle güzelinden bir drift atabilirsek drafting yapabiliriz. İyi para düşebiliriz buradan da. Ama yarış kısa olduğu için çok çok fazla risk atamayız. Tamam, nitroyu basalım. Çünkü Ronya da basacak derken bastı. Ama önemi yok. Yarışı kazanarak 5. günü bitirmiş oluyoruz. Evet, let's go. 2046'da para geldi. Tamamdır. Yani Jean Claude otobüsün altına atmadan yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok diyor. Ve bunu yapmak istemiyorum diyor. Ya. Ha. Tabii Ronnie'ye belki bunu çözebilirim vesaire falan diyor. Acaba bir yarış başlangıç noktasına gitsek nasıl olur falan diyor. Ve ardından da 5. günü nihayet bitirmiş olduk. Sonunda ya. 20'de çizim geldi bu arada. 6. günde tamamlarımızda zaten klasik. Arabayı 6. yıldızda çıkartacağız. Şuradan bir transmisyonu geliştirelim. 717 PR. Nitro'yu bu arada 4. yıldıza bastık. Tam nitro parçası almayacağım dükkandan. Gerek yok. Oyun her şekilde verir zaten. 14 yarış içerisinde 2 tane beyazı, bir tane yeşil nitro parçasını. Birer tane beyaz ve yeşil eku gerekiyor. Tekerleği de bu arada 4. yıldıza çıkartacağız. 719 PR olacak yani. Gayet güzel. Tekerlek parçamız da var ekstradan, zaten 2 tane yeşil. Ve 720 PR'a ulaştık an itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz 6. gün açıldığında tam gaz her zaman olduğu gibi devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şurada transmisyon parçası görmüşken transmisyon parçasını da aldım. Bize 729 PR lazımdı. Hemen yükseltmeleri yapacağım önce. İmar yükseltmeler olacak zaten. Yükseltmeleri yaptıktan sonra da tam gaz yarışlarımıza devam ediyor olacağız. Hiç yeşil transmisyon parçamız yok şu anda. Dükkanda bir tane var, direkt olarak alacağım. Bir tane tekerlek parçası gerekiyor sadece bize şu anda yeşil. Şunu da aldım abi, hemen hızlı bir şekilde yükseltmeyi yapacağım. Ardından da yarışlarımıza tam gaz devam ediyor olacağız. Evet, 724 bir yere ulaştık şu anda. Bir tane daha motor parçası falan bulabilirsek rahat edeceğiz. Oradan biraz yükseltme yaparız vesaire. Şimdi Ronnie ile Rusho yarışından devam ediyoruz.
Kimle alakalı info bize rastlayamadım vesaire falan diyor. Ama yeşil ve yeşil diyorum. Kırmızı ve mavi ışıkları görüyorsun değil mi diyor. Yani onları mı takip edeceğiz? Buradan bunu mu anlıyoruz? Polisler. Yani polislerin kimin peşinde olma ihtimali çok çok yüksek. Drone'i de biraz hızlı gidiyor bu arada. İyi ki de yükseltmeleri yapmışız yani. Özellikle iğme ile alakalı yükseltmeleri. Yapmamız iyi oldu bayağı. Neden Ronnie'ye bir kez daha nitro bastım da. Evet bastı şu anda. Beklemiyordum bu kadar hızlı kullanmasını. Rahat rahat drafting yapabileceğiz. Şuradan da bir makas. Arada makas da atalım ki ekstra para gelsin. Vallahi 100 para 100 paradır. O yüzden bizim için fark etmez. Şöyle biraz daha dikkatli olursak. Çünkü yarışın sonlarına yaklaştık. Tamam güzel. İyi para biriktiriyoruz gayet. Şöyle Nitro'yu da bastık. Rune'yi de geçerek bu yarışı da tamamlamış olduk. Gayet güzel de para kastık bir yarıştan. Drafting'den 3K para kastık neredeyse. Yani siz düşünün. Hala polise kaybetmek konusunda nasıl iyi değilim diye kendine de soru soruyor. Ardından da dediğim gibi bu yarışta tamamlayarak 32,5K paraya ulaştık. Az önceki harcadığımız parayı toparladık yani. Aha kimi de nihayet bulduk bu arada. Şükür. Kimi nihayet bulduk. Bakalım başından ne olaylar geçmiş. Seni arıyorduk. Hallettim. Daha sizi başka yere götüreyim ben falan diyor. Abi ne oluyor ne bitiyor? Kimi de bulduğumuza göre bazı soru işaretlerine cevap bulabileceğimize inanıyorum. Ve şu anda iki rakip de olduğu için daha rahat drafting yapabileceğiz. Dikkatli olduğumuz sürece tabii. Şöyle düzenlenen bir drift yapabilirsem. Tabii nitro bastığım için drift konusunda birazcık sıkıntı yaşadık ama çok da ciddi dert değil. Kimin arkasına geçtik bu sefer? Nitro'yu da bastı yine. Biz de Nitro'yu basalım çünkü yarış bitecek. Şöyle rampadan da atladık. Ve bu yarışı da tamamlamış olduk. Herhalde kurtulduk polislerden de tamamen. En azından şimdilik. 3K'da para kastık. Evet. Bulmak seni bayağı bir zor oldu vesaire falan. Jinkl'at da buralarda bir yerlerde olmalı. Yani bir yerde olmalı. Hala kayıp. Kimse onunla alakalı bir iz buldu mu? Kimse bulamadı mı? Yani eğer ben J.Cloud olsaydım nereye giderdim? İşte bu milyon dolarlık bir soru. Evet, J.Cloud olsa nereye giderdi? Kalk da bunu bul şimdi. Kalk da bunu düşün. Kalk da bunu düşün gerçekten. Evet, 9. yarıştan devam ediyoruz. O bir tane yarışı kaybetmeyedik iyiydi. Ama yapacak bir şey yok. Yine de iyi durumdayız gayet. Sadece biraz parça bulmamız gerekiyor. Motorla alakalı. Eğer ki anahtarlarımı kaybetseydim attığım adımları geri dönerdim vesaire falan diyor. Belki de bunu yapardı. Yani çıkılan anahtar şeyi işe yarayabilir belki falan diyor. Polislerle başımız belaya girdi falan diyor. Tekrar da almak istemiyorum diyor. O yüzden beraber tek parçane ekmemiz daha iyi olur diyor. Kesinlikle bu arada. Bir kere olay yaşandı. Bulana kadar 2 gün geçti şu etkinlik üzerinden zaten. Ekibi doğru düzgün toplamak açısından diyorum. 2 gün oldu yani. 5. gün bir ayrılık oldu. 6. gün ortalarında yani. 2 gün olacak. Ben Nitro'yu basayım da bu arada. Drift yapalım. Nitro'muz hala da varken. Drift yapalım. Gayet güzel. Ve bu yarışı da kazandık. 1,5K'da para geldi. Çok da fazla polis yokmuş burada diyor. Harbor tarafında diyor. Yani oraları mı araştıracağız kısacası? Umarım Jingle adamın başına bir iş gelmemiştir. 10. yarıştan devam. Bu yarışta ve sıradaki yarışta şimdi beyaz sonra da yeşil turbo parçası verecek. Onları da 7. gün kullanacağız. Ki kitimiz de var. Evet hemen hızlıca G-Cloud'a bir bakalım diyor. Ardından buradan da çıkarız diyor. Ha polislerle uğraşmayacağız. Yani zaten polislerle başımızı yeterince belaya girdi. Yani bence de bunu yapmayalım. Saçma olur. Burada çok da uzun olmayan bir zamana karşı da yarışı olduğuna göre bir şeyler bulacağız ya da bulamadığımız için de gideceğiz gibi duruyor buradan. Güzel bir hızla da gittik.
kez daha nitro basacağız. Yarış daha hızlı tamamlamak için. Nitro ile bastık. Ve bu yarışta rahat bir şekilde tamamladık. 3 saniye kala yaklaşık. Gayet iyi bir süre yani. 1700 de para geldi. Aynen öyle, bulamadık diyor. Eğer ki bulursanız, bir şey olursa falan diyor, ben kırsal tarafta olacağım diyor. Bu Ronnie kim? Bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Peki ya siz? Hiçbir şey bulamadık. Yani tam bir usta hayalet gibi diyor. Tamam, tekrardan dağ taraflarına buluşalım diyor. Tabi telsizle iletişim konusunda Ronnie'nin çok iyi olmadığı, aşina olmadığı da belli. En azından Ronnie'nin de yardım ediyor olması güzel. Yükseltmelerden sonra yüksek ihtimalle 725-726 PR bandına ulaşırız. Ben de motor partisi bulmaya bakarım. İri dışında. Aynen öyle bu arada. Burada çok fazla hız limitini de aşamayız diyor. Malum dağ taraflarındayız çünkü. Olay polis değil yani. Ya da hız limitiyle alakalı bir sorunumuz yok dedi. O da olabilir. Yani hızlı hareket etmemiz gerekiyor bir yandan da. Nitro yarışı olduğuna göre yüksek ihtimalle ikinci söylediğim şey. O zaman tekrardan nitro basa basa gidelim. Yüksek hızlarda kalmaya çalışalım. Baktık kalamıyoruz ki şu anda pek de beceremiyorum onu. En azından nitro şeritlerinden geçtikçe nitro toplayarak bunu yapalım. Gayet de yapıyoruz. Bazı nitro şeritlerine ne kadar kaçırmış olsam da çok da ciddi bir problem değil. Yine rahat bir şekilde tamamladık yarışı. 3K'da para geldi. Millet pek de şanslı değiliz diyor Elliot da. Vay be, adam kendini öyle bir kaybettirdi ki. Bulamıyoruz lan adamı. Acaba kaza maza mı geçirdi? Neyse, Rusho yarışından devam. Mary ile Elliot'ı da bulduk. Toplandık tekrardan. Yani G-Cloud'u bulmak nasıl bu kadar zor? Tekrar araştırsak iyi olacak. Aynen öyle. Bu sefer uzun bir yarış bu arada. O zaman bütün dağ tarafını geziyoruz. Yani didik didik arayacağız yani. Ciddi ciddi. Abi G-Cloud gibi karakteri bu kadar fazla aramak. İşte ilginç bir durum. Ben de ne yapayım? Draftik yapacağım. Paramı kasacağım. En azından bir işe yarasın. Sonra da Ronnie'yi yakalarız. Nitro'yu bastık zaten. Mary'yi geçelim hemen hızlı bir şekilde. Sonra yarışı kaybetmek istemiyorum çünkü Mary'nin arkasında kalıp. Gayet güzel. Şimdi dikkatlice de drift yapalım. İyi de para topluyoruz şu anda gayet. Ben buradan bir 5K para bekliyorum bu arada, eğer ki becerebilirsek. Ama 4K para çıkma olasılığı da bir hali yüksek. Bayağı güzel para düşecek ama buradan. Keşke biraz daha makas atabilseydim ama canımız sağ olsun. Tamam, tekrardan nitroyu bastık ve bu yaşta tamamladık. Gayet güzel. Evet, 5900 geldi bu arada çüş. Öyle mi? Doğru mu? Wow, çok yavaş hareket ediyor. Kaçırmışım. Anlamadım muhabbeti ama. Biletleri bitirdik. 12. yarışımı tamamladık. 12. yarışı tamamlamışız. O zaman ben 5. günün ilk yarışını tamamlayamadığım, hani kaybettiğim için aklımda kalmış. Şuradan yükseltmeleri yapalım. İğmemizi bir tık da nitromuzu arttırıyoruz. Nitroyu da bitirdik an itibariyle. Bu arada 724 PR'da sabit bir şekilde kaldık. Ben bir iki aratma yapmak istiyorum. Belki bir şey bulurum diye. Ki yani eko parçası buldum. Madem buldum alayım. Eko'dan da sadece bir tane beyaz kaldı. 725 PR. Sırf 725'e çıkmak için bunu yaptım. Eko da bitecek bu arada. Ve 6. gün tamamlarımızda ekstra bir eko parçamız olacak. Ki zaten onları 7. günlere basıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ben videoyu bu sonlandıracağım. Biraz motor parçası bulmam gerekecek. Asıl yükseltme, asıl PR artışı orada olacak çünkü. Kaldığımız yerden tam gaz. Biraz daha parça topladıktan sonra tam gaz devam edecek. 6. gün bitirdikten sonra da 7. günü açıyor olacağız.
Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Parayı çok ciddi oranda bitirdim, hatta biraz bilet falan da harcadım. Ama doğru düzgün motor parçası pek bulamadım, ama dert değil, yine bulduk parça çünkü. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şimdi hemen seri bir şekilde yükseltmelerimizi gerçekleştiriyoruz. 726 bir yere ulaştık. Geliştirmeye devam. 27. Hala 27. Yani bir tane beyaz parça bulabilseydim güzel olacaktı da, bir tane daha bulamadım bir türlü. Ama dert değil, çünkü tekerlek deku geliştirmeleri de yapacağım. Tekerlek yükseltmesini de yaparak. PR duvarını da açtık zaten. Güzel. Gayet güzel. PR duvarını açmamızla beraber 6. günü tamamlayacağız şimdi. Hemen şu 2 yaşı da tamamladıktan sonra da video sonunda bitirecek. Nihayet bitirecek. Yani az değerlendirmedi beni 6. gün bugün. Vallahi billahi. O bizi görmezden mi geliyor? Asla. Bizim yarışlarımızın hiçbirini kaçınmaz. Ya hadi yakalayalım o zaman. Ha, bulduk yani Cenkılada. Okey bakalım. Bence ignorlamıyordur bu arada ya. Bence tahminim aracını bir şey kontrol ediyor. Kendi kendine. O çünkü öyle bir teknolojiden vesaire falan bahsediyordu. Yoksa neden böyle bir şey yapsın ki? Akıl kârı olmaz ki. Orada biraz fazla ileri gittik ama neyse, yapacak bir şey yok. Biraz fazla öne geçtik yani. Neyse dert değil ya. Tekrardan nitroya bastım. Şu rampadan da atlayalım bari, biraz para gelsin ekstra. Başarılı bir şekilde bu yaşta tamamlamış olduk, evet. Yine iyi para geldi bu arada. 3500 az değil sonuçta. Evet, 14,5K paramız oldu. En azından çoğu yükseltmeyi yaptık da, keşke oyun biraz daha motor parçası verebilseydi bize. Çok fazla eko falan verdi. Çok fazla eko verdi bu arada. Bayağı bir fazla verdi. O biraz canımı sıktı işte. İnsan bir yeşil motor verirdi yani ekstra. Neyse. Jigla, bu sen misin yani? Bilmiyorum ama yani sensin, evet. Ha, sanırım o bayağı hızlı gidebiliyor. Peşinden gidelim. Bence kesinlikle ve kesinlikle kendisi şey değil ya. Arabayı kendisi kullanmıyor. Belli ki uzun zamandır o kendi kendine hareket ediyor. Benim kendi şahsi düşüncem bu yani. Aha da bu arada drafting yapıyor muyuz şu anda? Evet yapıyoruz. Artık biraz para kazanalım ya. Çünkü zaten parayı çok ciddi oranda bitirdim. Hani bir moto parçası edineceğim bir ekstra. Bir tane yeşil parça bulamasaydım çok ciddi problem yaşayacaktım yani. Ama işte beyaz falan bulamadım. Bayağı bir yarış da yaptım ekstradan. Çünkü hani 7. günde lazım olacak motor parçaları, biliyorsunuz ki. Çünkü motor kitimiz falan var. O yüzden de biraz ek yarış falan yaptım ama dediğim gibi çok fazla zevk attı oyun. Bayağı fazla zevk attı. Neyse ya, çok da bilmiyorum ya, yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım, yapacak bir şey yok dediğim gibi. Neyse, yaklaşık 3,5K'da para geldi derken sonunda 6. gün tamamladık. Neden kaçıyorsun? Biz polis gibi görünüyor muyuz? Yani ha. Yani sizi ignorlasaydım siz giderdiniz falan vesaire diyor. Bakın, daha fazla size bela çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Biz zaten beladayız Cinklat. Hani bunu beraber çözmeliyiz. Ve benim bir planım var bunun için. Ha tamam, şeymiş. Kendisini suçluyor ve belaya sebep olmak istemediğini söylüyor Cinklat. Yani her ne kadar iyi düşünsen de, yani dedikleri gibi. Başları zaten belada. Şöyle parçaları size göstereyim bu arada. 3 tane yeşil eko parçası, 3 tane yeşil turbo, 3 tane beyaz turbo falan parçaları görüyorsunuz. Parça olarak az buz parçamız yok bu arada. Turbo konusunda epey iyiyiz. Kitlerimiz var zaten. Öyle böyle fena durumda değiliz yani. Keşke biraz da motor parçamız olsaydı işte. Çünkü burada ciddi bir eksiğimiz var. Ama olsun, yapacak bir şey yok diyerekten yavaştan ben artık videoyu sonlandırayım. Biletler dolar da olmaz direkt 7. güne de, yani final gününe başlıyor olacağım.
Haberiniz olsun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı beni Rabbe kanımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanımıza yapmasından başka gösterilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.